Sen Anlat İstanbul'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Kamp ve karavan fuarında en ilginç araçlardan bir tanesi. Teknolojinin sonu yok tabii. Bakıyorsunuz aracın içinden bir parçayı dışarıya çıkartarak içine kocaman bir yatak, yukarıdan asansörle inen yataklar ve muhteşem bir dizayn. Bir de işin içine sanatçı eli değdiğinde püskürtme boyayla arabanın dışını ne kadar da güzel bir hale sokabildiklerini görüyorsunuz. Elen Karavan'la birlikte olacağız şimdi. Aracın yukarısına baktığınızda eğer ki uzayla ilgili, yıldızlarla ilgili bir merakınız varsa da şöyle bir aleti üste yerleştirip geceleri yıldızları da seyredebilirsiniz. Herkese merhabalar, ben Elen Karavan'dan Zafer Urundaş. 2020 Expo CNR Fuarı'ndan size yayın yapıyorum. Sağ olsun Fatih arkadaşımdan sonra ben devam ediyorum. Firma yetkilisi olarak aracı size tanıtmak istiyorum, tanıtmaya çalışacağım. Araçta evvela dışından başlarsak bir airbrush çalışması yaptık. Yani gerçek boya, gerçek bir sanatçı arkadaşımızın zihninin yansıması diyebilirim. Fatma Çelik Hanım'ın çok emekleri geçti sağ olsun bize. Böyle bir dışında boya çalışması yaptık. Ondan sonra farklı özelliklerden bir tanesi slide room tabir edilen evrensel ismiyle kayan oda anlamındaki içerideki hacmi büyütmek için yaptığımız bir çalışmadır bu. Bu yatak alanını büyütüyoruz, ortam alanını büyütüyoruz. Çok da keyifli bir ortam sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda bu araç müşteriler teleskop. Kendisi biz aracın teleskobunu aracın üstüne portatif bir şekilde sök takılabilir şekilde bir dizayn ettik. Dedi ki uzaylılar bizi gözlemliyorsa biz uzaylıları neden gözlemleyelim mantığıyla. Biz de onları artık gözlemleyebiliyoruz. Aynı zamanda aracın üstünde bir yapı daha var şurada görebiliyorsak. Siyah bir yapı. Bu siyah yapı aracın üzerine ekstra yapılan bir fiberglass parçadır. Bu bizim tasarımımızdı. Bunun amacı şuydu. İçeride bazen bizden çok çocuklu aileler veya iki aile aracı kullanmak istiyor. İçerideki konaklama alanının yetersiz olduğundan dolayıydı. Bu yaptığımız parçanın sayesinde içtiyse orada 2 metreye yaklaşık 1 metre 50 santimenin de ek bir ilave yatak daha çıktı. Bunlar bizim web sayfamız, Instagram, YouTube'daki sayfalarımızdır. Ben bu araçta çift karakter olduğunu inanıyorum. Çünkü ön taraftan farklı bir karaktere sahiplendi araç. Yanlardan farklı bir karaktere büründü. Evet, şöyle iç kısma gelmek gerekirse iç kısmında dışarıda bir televizyon uygulaması yaptık burada. Burada Ted Ford'un yine üç gözlü bir ocağını kullandık. Kombinasyonlu. Şöyle lavabosunu kullandık. Evet. Masif ağaç kullandık. Tezgahlarda, mutfak tezgahında ve yemek masasında. Şöyle, bu da bizim yardımcı masamız. Koltuklar döner mekanizmalıdır. Kendi ekseninde 360 derece döner. Şey mi abi? Şöyle kendi ekseninde döner koltuklar. Tamam. Bu şekilde. Buradaki grup yemek masası aynı zamanda bir kat daha aşağıdaki raya bağlandığı zaman bu grup da yaklaşık 1.50'ye 1 metre eninde bir yatağa dönüşebilir. Buradaki oturma grupları standart bilindik bir ölçüdedir. 2 kişilik de hep tabir edilir ama gerçekten burada 2 kişi çok rahat oturamaz. Biz de buna istinaden burada şöyle bir değişiklik yaptık. Karşıdaki minderleri, üstümüzdeki minderleri buraya eklediğimiz zaman 2 veya 3 kişi en azından yatak sayımız fazla olmasına rağmen dik oturma grubumuz da biraz fazlalaşsın. Direkten şöyle bir farklılık yaptık. Burada bir farklı özellik daha var bu araçta. Demin dışarıda bahsettiğim gibi üstteki yükseltinin amacını burada size göstermek istiyorum. O da şurada 2 kilidini çözdüğümüz zaman evet buraya aşağı indiririz. Aşağı indirdikten sonra zaten ön taraftaki parçayla aynı kod farkına kavuşur. Şu parçayı da tamamen yana kapattığım zaman burada yine 2 metreye 1.50'den fazla bir yatak çıkar. Devasa bir yatak çıkar. Yukarıda 50'ye 1.70 bir tavan ekisi kullandık. Havalandırma ve ışıkların içeriye fazla girmesi için. Bunu şöyle kapatayım. 220 litrelik çift kapılı derin dondurucu bir buzdolabı kullandık. 12 volt. Baraj'taki her şey 12 volt'tur. Buz motorunu dönüştürdük bunun. Banyomuzun ölçüsü 1.10'a 75'tir. Banyoda 110'a 75 bir karşı cephesi ve alt küveti fiberglass yapılı bir şey kullandık. Yapı kullandık. Majoratörlü tuvalet kullandık. Arkada dediğim gibi 2 metre 5 santime uzunluğunda 1 metre 50 santimenin de bir yatağımız var. Slide Out'un bize sunduğu imkanlardan verdiği bir ölçüdür bu. Maybach olarak geçen bir tavan çalışması yaptık, ışıklandırma çalışması yaptık. Sağda solda dolaplar var. Tam karşımızda bir açık cep raflarımız var. Tam karşıma. Ya bunun o kadar çok özelliği var ki bu sistemin. Çünkü gerçekten ev konforunu bize sağlayabiliyor. Abi şimdi yeriniz İzmir'de. Evet. Böyle bir aracı ben arabamı minibüsümü aldım. Tamam. Kalktım geldim senin yanına. Tamam. Hoş geldin. Sefa getirdin. Dedim ki ustam bu arabayı bana en kısa zamanda ver. Tabii en kısa zaman derken Şişirme'de bu arabayı yapım hakkı ne kadardır abi? Süresi nedir bunun? Şimdi Fatih kardeşim karavan sektörü ülkemizde yeni gelişiyor ve insanlar inanılmaz derecede ilgi duyuyor ve çok da aşırı derecede bilgi kirliliği var. Bir karavan yapmak açıkçası bir
VIP araca veyahut da bir aracı modifikasyon etmeye benzemiyor. Çünkü bu karavanlarda, kısaca bunu da özetlemek istiyorum çünkü çok fazla bilgi kirliliği var dediğim gibi. Bu araçlarda su sistemi, gaz sistemi, elektrik sistemi, izolasyon sistemi, evvela temel olarak bunların yerleşmesi lazım. Uygun argümanlarla, uygun yerlerde, kolay ulaşılabilir şekilde. Bunlar da bir süreç, bir zaman istiyor, bir bilgi beceri istiyor açıkçası. Bunlarla beraber yani en iyi halde yine 1 ayla 40-45 gün arasında araca başladığımız zaman bu süreç içerisinde aracı bitirebiliyoruz. Fakat biz bu zamana kadar hep böyle bize gelen araçları 2-2,5 ay sonrası başlayacakmış gibi randevu gerekiyor. Çünkü hep bu şeyi bir türlü daha öne çekemiyoruz çünkü ciddi bir yoğunluk var. Bundan dolayı toplamda dediğim gibi yine aracın yapımıyla beraber bir 3,5-4 ayı gözden çıkarmak lazım. Önemli bir sosyal medya kullanıcısı ve yöneticisi olarak şunu görüyorum ki insanlar gitgide daha fazla talep göstermeye başladı. İnsanların artık hayalini süslemeye başladı karavan olayı. Doğru söylüyorsunuz. İnsanlar artık binalardan, betonlardan bıktı. Yani ben 500-600 bin liralık evimin duvarını yeşile boyayıp ona bakmak istemiyorum. Çimenlere gerçekten dokunmak istiyorum. Gerçekten çimeni yeşil koklamak istiyorum. Benim ülkemin 4 tane denizimiz var değil mi? Marmara, Karadeniz, Ege, Akdeniz. Varı da sayıyorum. 5 tane denizimiz var bizim. Bunlardan gerçek anlamda konaklayarak yararlanmak istiyorum. Bugün bir dünyada böyle bir ülke yok yani. Gerçekten bu kadar çok denizi, bu kadar böyle doğası iç içe olan denizimiz yok, doğamız yok ama bugün bir kıyılara gittiğimiz zaman ben kıyılarda bir site kapatmış, o siteye ulaşamıyorum. Burnum ucuzsuz diyor. Yani ben illa çok çok zengin olmam mı lazım o siteleri aşıp da denize kıyıya ulaşayım? Bu benim en doğal hakkım. Yani ben bu hakkı faydalanmak istiyorum. Yasalar da bize bu hakkı veriyor ama maalesef yasaların üstünde demek ki farklı şeyler var ki biz o kıyılara ulaşamıyoruz. Yani bu da bir gerçektir. Zafer abicim çok teşekkür ediyorum abim. Sağ olun. İnşallah daha sonra atölyende de görüşeceğiz. Memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Siz de eğer kendinizi doğanın kollarına bırakmak isterseniz iyi kötü motokaravan olsun veya çekme karavan olsun en kötü ihtimal alın sırt çantanıza çadırınızı bırakın kendinizi doğaya, deniz kenarına, dağa, ormana. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sen anlat İstanbul, biz gezelim.